Merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz e, yasal uyarıyı da verdikten sonra ekrana dilerseniz ufaktan analizimize giriş yapalım bildiğiniz gibi son süreçte e, son zamanlarda bir tık yükselişteyiz arkadaşlar yani ekranda bunu zaten e, net bir şekilde görebiliyorsunuz kusura bakmayın bu arada bugün video biraz geç geldi fakat e, işlerden dolayı böyle bir sistem oldu. Şöyle bir yükselen trend çizdiğimiz zaman arkadaşlar şu an bir yükselen trende girdik diyebiliriz. Ee, burada bakın çok sert bir yükselen trend vardı. Zaten bu piyasada bu sert yükselen trendin e, çok olumlu olması beklenmemeli. Ya ben beklemezdim şahsen şundan bahsediyorum. Bakın çok sert bir hareketle yükselen trend bu. Ee, piyasada para akışı. Olmadığı için para dışarıya aktığı için biraz daha yatay hatta bana göre bu da biraz sert bir yükselen trend bilginiz olsun arkadaşlar. Yani bizim nasıl bir yükselen trend görmemiz lazım bu piyasada derseniz şu şekilde. Yani biraz daha açısal olarak yani şöyle mesela. Şu şekilde bir yükselen trend gördüğümüz zaman bakın yani çok farkı var arkadaşlar aralarında. Hatta şöyle bir tık daha indirebiliriz. Şimdi böyle bir yükselen trend bence bu piyasada daha olumlu olur. Yani bu e, trendin açıları vesaire var biliyorsunuzdur muhtemelen. Her neyse şu anda bir e, küçük de olsa yani minik bir yükselen trenddeyiz diyebiliriz hatta şuradan başlayan bir yükselen trenddeyiz. Daha da aşağı indirebilir miyiz derseniz yani 4 saatlik grafiğe bir gidelim. Biraz daha uzun görelim şöyle. Böyle uzattığımız zaman bunu yani çok da bir yere gitmez açıkçası neyse biz bulut kontrolümüzü vesaire yapalım şimdi baktığımız zaman arkadaşlar saatlik bazda önce değerlendirelim bir önceki videoda zannedersem ben artık bu, bulut, bu buluttan destek alabileceğimizi söylemiştim yani düşüşlerde bu buluta deyip tekrardan yükseliş yapabileceğimizi şöyle bir senaryon olabileceğini size bahsetmiştim Biliyorsunuz bunlar eğer videoları takip ediyorsanız. Onun dışında artık bir noktada da bulut kırılımının gelmesini e, beklediğimi söylemiştim arkadaşlar. Aynı durum total 2'de de geçerli. Şimdi biz Bitcoin'de bakalım durumlar neymiş? Bir yükselen trenddeyiz kısa vadede. E, bu bir gerçek. Fakat aldanmayın derim arkadaşlar. Yani bu <laughs> Özür dilerim. E, bu yükselişler fake bir yükseliş olabilir. E, bundan da bilginiz olsun. Bunun dışında hacimli değil ama hani yara hacimli bir mumla, şu mumdan kastediyorum arkadaşlar, yara hacimli bir mumla bulut kırılımı eh geldi gibi yani. E, fakat ardından tekrar düşmeye geldi. E, buradan artık eğer bir yükseliş senaryosu varsa burada artık düşüşlerde bu bulut noktası böyle destek olarak çalışmalı arkadaşlar. Onun dışında e, yönler hala aşağıdır bilginiz olsun. Fakat 4 saatlikte de kademeli olarak bir yükselen trende girmiş bulunuyoruz. Bakın arkadaşlar dibimiz 33.490 civarı. Onun dışında bu bulut kırılımını takip edin derim arkadaşlar. Özellikle kısa vadeci arkadaşlar varsa bulut kırılımını saatlikte de takip edebilir. Yani artık buradaki bu düşüşlerde bu trendi bozmadan zaten baktığınız zaman trendle bulut çok yakın noktalarda. Artık bu düşüşlerde buralardan destek alıp e, yükselmesi gerekir eğer kısa vadede bir yükseliş senaryosu olacaksa arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun dışında şöyle 2 dakika bir <laughs> izninizi alayım. Bir uyuşmazlık vesaire varsa onları bir değerlendirelim arkadaşlar. Yani çok da bir uyuşmazlık yok gibi duruyor. Geçelim buradan 4 saatimize. Evet 4 saatte de e, çok bir şey yok. Bitcoin ne durumlar bu şekilde. Şimdi altcoin yatırımcısına dönecek olursak ethereum'a bir göz atalım derim. Yani arkadaşlar ethereum'da da grafikler e, hemen hemen bitcoin'le aynı. Yani bitcoin'den bağımsız bir hareket henüz göremiyoruz altcoin'lerde. Evet ethereum mesela alt e, bitcoin'e göre bir tık daha hızlı sekti. Ne bileyim yükselişi bir tık daha sert bakın arkadaşlar. Ee, çok daha sert bir senaryo ile yükseliyoruz e Ethereum'da. Bitcoin'den tek farkı bu arkadaşlar Ethereum'un. Yani evet daha iyi alıcısını buldu, daha iyi e noktalara geldi. Fakat zaten Bitcoin'de artık hacimlerin düştüğünü de söylüyorduk uzun zamandır. Şimdi Bitcoin e özür dilerim. Ethereum eğer burada bir kanala girdiyse şöyle şundan bahsediyorum yani. Burada bir kanala girdiyse Artık bakın arkadaşlar düşüşlerde şu alttaki kahverengi noktamızın destek olarak bu noktamızına direnç olarak çalışmasını bekleriz. Kısa vadeci trade yapanlar varsa ki kesinlikle önermem. Böyle bir trend noktası çizip bir saatlik bazda artık burada mesela bekler. Ee, neyi bekler? Trende değimi bekler. Trende değimi aşağı yukarı şurada. Bu da işte ne kadar yapıyor? Bu Boom mumda ne kadar yapıyor? 2625'te mesela alımını yapar kısa vadeci arkadaş işte bir tık aşağı sıra da %3 %5 zararla da stopunu koyar kesinlikle ve kesinlikle ben kısa vade trade'i şu an önermiyorum fakat yapacak arkadaşlar da varsa bu şekilde bir sistemle yapabilir Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bunun dışında aynı şekilde satım yaparken de ne bileyim yani şurayı takip edebilirsin mesela bir sonra önceki zirveyi ya da şuradaki zirvede çıkabilirsin Dilersen buraya zaten stop yani stop yükseltirsin. Mesela şöyle gitti ya e, sen de stopunu yukarı 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 taşırsın. Böyle 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 yukarı 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 taşırsın. Artık bir noktada da e, ya stop olursun zaten ya da e, işlemi piyasayı kapatırsın işlemini. 4 saatlik baza baktığımız zaman yine bir bulut kırılımı. Evet burada da artık bulutun e, şey alması beklenir artık destek alması beklenir. Yükseliş senaryoları gelecekse günlük baza bir değerlendirelim. Şimdi günlük bazda da arkadaşlar hala buluttan çok uzağız. Bu bir gerçek. Yani biliyorsunuz ben bulutu seven biriyim. Bulut indikatörüne ve gerçekten çok iyi çalıştığını düşünen kesim arasında yer alıyorum. Sizin de öğrenmenizi ve kullanmanızı tavsiye ederim. Evet. Bir uyumsuzluk vs. var mı diye baktım da arkadaşlar. E, yani şurada bir sanki bir uyuşmazlık var. Evet. Bir uyuşmazlık yakaladık arkadaşlar. Bu uyuşmazlık nedir diyeceksiniz. E, şöyle bir düşen trend. Şu iki mumdan bahsediyorum. Burada da bir yükselen e, tepe. Şimdi bu neyi işaret ediyor bize? E, bir miktar yükselişlerin gelebileceğini işaret ediyor. Kardeşim sen fiyatlardaki düşüşe mı Erasay kendini toparlıyor. Bir miktar yükseleceksiniz. E, edasını uyandırıyor bize. Bakın şuradaki ne diyorum arkadaşlar. Şurada ve e, şurada oluşan dipler Bu arada çok karalamışlar ya burayı. Çok karalamışız daha doğrusu. Nereye diyorum arkadaşlar. Şurayı işte bakın. Şurayı kastediyorum. Şurada. Burası ve burası arkadaşlar. Bakın e, buradaki tepe noktası. Buradaki tepe noktasına göre daha yüksek. Bu bir daha yüksek fakat. Burada da bu bir daha yüksek. İşte bu da bize e, fiyatların bir tık daha artabileceğini söylüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Bitcoin'de durumlar bu şekilde. Ethereum'a geçelim. Ethereum'un e, günlük grafiğine bakalım. E, Ethereum'un günlük grafiğinde RSI çalıştıralım dilerseniz. Muhtemelen aynı grafiği burada da göreceğiz. Evet. Hemen hemen aynı grafik burada da var bu uyuşmazlıkta. Ya bir miktar daha yükseliş gelebilir arkadaşlar. Bu arada kısa bir analiz yaptıktan sonra sizde çok farklı şeyler konuşacağız. Bilginiz olsun burada da bulut kırılımını bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kaç derseniz yeri 2700, 2780, 2800 civarları bulut kırılımını bekleyebilirsiniz. Destek noktamız da 2548'dir. Bilginiz olsun. Kısa vade trade yapanlara da zaten burada bu kanalı takip etmesi söyledik. Buradan Bitcoin dominansına geçelim. E, Dominanslara saatlik bazı bir düşen trendimiz vardı, bildiğiniz gibi bir önceki videoda sanırsam şöyle bir düşen trend çizmiştik. Şu an bu trendin üstünde yer aldığımızı görmekteyiz arkadaşlar. E, fakat şurada bir direncimiz mevcut. E, 42.83 direnç, 42.06 destek. Takip edebilirsiniz arkadaşlar. Buradan geçelim biz e, total ikimize. Şimdi total 2'de de saatlik bazda durumlar neymiş bir bakalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi saatlik bazda biz burada bir yükselen trend çizmiştik ve bu yükselen trend sonra direnç olarak karşımıza çıktı. Şimdi acaba diyorum ki burada da şöyle bir kanal mı oluştu? Kısa vade için en azından. Şöyle. Bir yükselen kanal tarzı bir durum mu var acaba diye Böyle bir çizim yapmak istedim doğrusu. Ne kadar doğru ne kadar yanlış ne kadar tutacak. Yani bu yükselen kanalda ne kadar devam edecek. Bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bir çizim yapıp bunları da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Onun dışında şurada minik bir çanak da oluşmuyor değil yani. Böyle bir sistem oluşursa tabi saatlik bazdaki çanaklar o kadar güvenilir çanaklar değildir bilginiz olsun. Fakat bir çanak da var. Onu da söylemek isterim. Hatta burada bir miktar bobo da var. Bakın, şunu demek istiyorum. Yani tam grafik çok iyi değil ama yani bir miktar olabilir arkadaşlar. Zaten herhalde çalıştı. Bobo bakalım. %10. Şöyle bakalım. %9 boyun kısmından şöyle aynen şu an topo çalışmış arkadaşlar ee, bu saatten sonra burada bir dediğim gibi şöyle bir eğer burada bir çanak tamamlanırsa boyun kısmındayız zaten şu an boyun kısmından döndük ee, şöyle bir yüzde beşlik bir artış var buradan da arkadaşlar yani aşağı yukarı bizim şu trende çarpacak gibi duruyor arkadaşlar eğer bu çanak tamamlanırsa burayı da takip edebilirsiniz onun dışında korku endeksimize baktığımız zaman dünden daha iyiyiz fakat hala ve hala günlerdir e, bildiğiniz gibi piyasa manipüle olduğundan dolayı biz abi o korku endeksi e, sürekli olarak şeyde aşırı korkuda genel manada. Şimdi arkadaşlar sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. E, birazcık modum düşük bir şekilde analiz yapmış olabilirim kusura bakmayın fakat farklı söylemem gereken şeyler var. Şimdi bildiğiniz gibi hem benim özel grubumda yani özel grubumda dediğim ücretli grubum mevcuttur. 50 liradır ücret arkadaşlar o kadar yüksek bir ücret değil merak etmeyin. Katılmak isteyenler de varsa Telegram grubunu ben açıklama kısmına koyacağım. Oradan erişebilir arkadaşlar. Bir sigara yakalım. Sohbet edersi arkadaşlar bundan sonra sohbet edeceğiz. Grafik değil. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yayınlara katılan özel grubumuzda olan ya da normal ücretsiz grubumuzda ya da videoları izleyen bizi takip eden seven sayan arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu arkadaşlar bilir ki benim 2022'ye kadar Bitcoin'de bir 70 bin dolar ardından 100 bin dolar beklentim var bazı yerlerde e, görüyorum 300 bin dolar tarzı şeyler de konuşuluyor fakat realist olmakta faydalı fayda var yani şimdi e, 30 binden 300 bine gider bakın gider gidemez imkansız bir şey demem Niye Çünkü biz piyasada her şeyi gördük fakat oraya giderken önünde o kadar çok engel var ki yani direnç diyoruz işte biz buna e, trader tabiriyle o yüzden 100 bin bandı üzerine oturmadan 300 bin dolar bandı açılmayacak bu sebepten dolayı ilk önce bakın biz 64 bin dolar bandını açarak yani o ATH'tır biliyorsunuz 70 ve 80 bin dolar bandını açtık arkadaşlar. Daha doğrusu onun yolunu açtık. Oradaki bir miktar satış emirleri boşaldı. Alış emirleri girildi vesaire vesaire. Aşağı çekildi alış emirleri tabi bu düşüşle. Hala kalanlar mevcuttur. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Şimdi. Dolayısıyla. Bu açışla birlikte bizim. Ee, önceki daha doğrusu öncelikle. Konuşmamız gereken yer. 70 bin 80 bin dolar bandında bir rakam. 75 dersin, 73 dersin fark etmez. Benim görüşüm önce 70 ve 80 k arasında bir yere oturması, daha sonrasında 85-90 k arasında bir yere iğne atması ki 100 bin dolar bandına aç, açsın yani onun yolunu açsın. Daha sonrasında bir sonraki all time'da artık ne zaman olur onu bilmem. E ee, bir sonraki all time'da yani kalktığı zamanda 100 k bandına oturması ve bir sonraki denemesinde de 110 120 k bandıyla birlikte 150 k bandına açması açması daha doğrusu 150 bandına oturması 150 ile birlikte bir sonraki denemesinde 180 170 bandına bir iline ya da oturma oraya hiç fark etmez yani fiyatın oraya oturması ki Bence yineyle bir duruş olur orada. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. İşte burada grafikte görüyoruz ya. Hani bak mesela burada ne oldu? Geldi buraya mesela tak açtı. Mesela 64 bin dolar işte geldi. Ee, burada bir nokta daha. Yani bir 70-80 bandı arasına açtı mesela. Yani onun yolunu açtı. Neyse. Ee, şimdi baktığımız zaman bu sistemle ilerleyip 300 bin dolar demek bence daha mantıklı. Yani tutup 30 bin, 35 bin dolarlar da 300 bin dolar deyip de hedefi ora koyup da 300 bin dolara kadar beklemek e, sıkıntılı bir zaman ve sıkıntılı bir e, işlem bence. Yani ben öyle bir şey yapmam. İşte ne yaparım? Bakın dikkatinizi çekerim. Ben 300 bin dolara gitmeyecek ya da gidecek demiyorum. Fakat benim kafamdaki hedeflerden bir tanesi ilk önce orası değil. İlk önce az önce bahsettiğim gibi 70 bin 80 bin arası bir yer. Daha sonra 100k daha sonrasında hedefleri konuşuruz zaten arkadaşlar. Önce benim için 70 ile 80k'yı bir görmesi lazım. Ve ben bunu 2022 sularına kadar yani 2022'nin sonuna kadar bir noktada artık görebileceğimizi düşünüyorum. Bunu sadece düşünen ben değilim. Bundan da bilginiz olsun. Belki birçoğunuz biliyordur. Belki bilmiyordur. Yayınlarda daha çok bahsediyorum zaten. Neyse. Şimdi fakat kısa zamanda yani kısa vadeli trade yapanlarda böyle bir sıkıntı var. Bitcoin. Bitcoin'in dolayısıyla ki bu dediğim şey zaten dominansın seviyesini görüyorsunuz. O kadar alt altcoin'in ayrışacağı bir seviyede değiliz. Bitcoin'in bir sonraki denemesinde buradaki 29 bin dolar desteğini kırıp aşağı yukarı 24 bin kadar daha sonrasında da 20 bin kadar 19-20 bin kadar bir geri çekilmesi olasıdır arkadaşlar. Hatta şura şöyle. Yani 12-13 bin geleceğini çok zannetmiyorum. Ama deminki dediğim rakamları iyi analizleyin. iyi benimseyin derim arkadaşlar. E, fakat şöyle bir dikkatinizi çekmek isterim. Bakın bizim bunu ben başka bir grafikte açayım. Bir saniye arkadaşlar. Binance'da değil de. Bunu nerede açalım? Coinbase'de açalım mı? Açalım. Fark etmez zaten. Oho burada çok açmayalım. Nerede açalım? Böyle grafiği. Ben Binance'dan başka hiçbir yerden analizlemediğim için bilmem arkadaşlar. ben Binance borsası üzerinden analizliyorum. Ha, burada bir çizim yapmışız da. Evet tamam burada da olumsuz durumlar. E, görülüyor. O Güzel güzel. Bunun grafiği de güzel. E, şöyle. Şunu bir kapatalım. Şimdi şunu göstereceğim size. Bakın. Burada. Muazzam bir uyuşmazlık var arkadaşlar. Muazzam bir uyuşmazlık var. Nereden başlattık? Biz şuradan başlattık. Bakın. Hatta direkt Binance'tan gösterelim biz bunu. Ya. Binance'da çok daha güzel e, grafik oturdu arkadaşlar. O yüzden ben zaten genelde Binance'dan analizliyorum. Artık birazcık karışık ama yapacak bir şey yok. Şimdi böyle arkadaşlar çizdiğimiz zaman kabaca. Bakın burada bir düşen trend. Burada da tepelerde bir yükselen trend. Şuraları işaretleyeyim arkadaşlar şöyle. Burada da bir tepelerde yükselen trend e, söz konusu. Şimdi bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu bize ayı işareti oluyor arkadaşlar. Yani e, bu düşüş bakın RSI diyor ki kardeşim sen fiyatlar demin dediğim sistem vardı ya kardeşim sen fiyatlardaki e, bu şeye aldanma trende bak bu bir yerde çakacak aşağıya haberin olsun tarzında e, durum söz konusu arkadaşlar Bitcoin'de fakat buradan ben şahsen ilk önce abi bir yani şurayı bir denemesini beklerdim. Yani 71 bin 70 bin zaten bir aralar konuşuluyordu ya arkadaşlar hedef 70 bin 64 bin açtı yolunu diye. Ya bundan aylar aylar önce. İşte o bu yüzden arkadaşlar bilginiz olsun. Bakalım 20 dakika olmuş tamam birazdan kapatırız zaten. Şimdi bizim ilk önce buradaki bu uyuşmazlığı bir boşaltmamız lazım. Ve bu boşaltma da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Düşüşle oluyor. Bizim burada bir direncimiz mevcut. Biliyorsunuz RSI'ye çizilen destek dirençler de çalışır. Burada bizim şu anki bulunduğumuz günde şurada bakın. Bizim burada yani 50 bandında çok ciddi bir direncimiz mevcut. Ve bu direnci kırıp kırıp ikinci direnç olan şu direnç bandının Böyle bir çizelim. Direnç Bandır'ın üstüne bir yerleşme görmediğimiz zaman çok fazla bir yükseliş beklemem şahsen ben. Neden diyeceksiniz? İşte arkadaşlar bunu yaptığı zaman ve bununla birlikte fiyatlarda da bir artış. Bakın yine bir uyuşmazlığa gidecek bir yol ee, demiyorum. Yani şöyle RSI buranın üstüne oturduğu zaman. Fiyatlar da bir toparlanma ve bununla birlikte bir ayı uyuşmazlığı gelmeden yani e, şu şekilde diyorum arkadaşlar bakın böyle bir tırmanan RSI. Bakın buradan bir e, tırmanış bakın şurayı demek istiyorum. Grafikle birlikte oluşan RSI tırmanışı doğru orantıda olurken ee işte bizim de bu bölgelere çok fazla takılmamamız lazım ki takılacağız arkadaşlar. E bilginiz olsun. Yani 50 bandı önemli bir direnç. Neden? Çünkü bir düşen trend test edilecek. Buranın üstüne bir yerleşme gördüğümüz zaman tekrar düşüp burayı bir test Tekrardan buraya bir yerleşme ve tekrardan buranın üstüne bir atışla birlikte grafikte de demek ki gösterdiğim sistemsel e, olarak aynı pozisyonlarda bir retest, bir yükseliş senaryosu Ben yani görüldüğü vakit e, biz bir yükselen trendin içine girmiş bulunacağız arkadaşlar. Şimdi burada da baktığımız zaman 22 RSI diyoruz arkadaşlar. Yani burada mutlaka bir alım yapılması da. Bizim piyasada nedir? Korkuyu sat. Özür dilerim. Umudu sat. Korkuyu satın aldır arkadaşlar bizim piyasa. Kimse almıyorken sen al. Herkes alıyorken sen sat. Ticaret. Neyse. Şimdi şu son çizdiklerimi de kaldırayım. Tabii ki dediğim gibi arkadaşlar bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. bunlar tamamen benim kendi kişisel görüşlerimdir. O ayrı bir konu. Ama bu doğrultuda da bakın burada da bir minik bir kanal tarzı bir şey oluştu diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle. İşte bu kanal eşliğinde de dikkatinizi çekerim ve dikkatinizi çekerim. Bu günlük grafiktir. Yani günlük grafik bize biraz daha bir ay içerisinde olabilecek senaryoları çizer. Bilginiz olsun. İşte bu olumluya döndüğü zaman e, dolayısıyla haftalıkta da bir miktar olumlu durumlar görülmeye başladığı için biz artık haftalıkta da bazı şeyleri konuşmaya başlarız arkadaşlar. Şunu bir büyütelim. Şimdi çok ciddi yükseldik. Yani yükselişi görüyorsunuz. Şurada bir çanak ardından derinlik yüksel gitti yani. Ee, onun dışında. Baktığımız zaman arkadaşlar burada da. Şöyle bir şey var. Bakın aynı şey burada da söz konusu. Bakın yükselen tepeler minik minik. Burada da düşen tepeler arkadaşlar. Ee, burada da temennimiz öncelikle günlük bazda benim dediğim ee, bir sistemin oluşu. Bu sistemle birlikte haftalık bazı o zaman değerlendirmek çok daha mantıklı olur arkadaşlar. Şimdi Ethereum'a bakalım. Ethereum'da durumlar ne? Nerelere gidebiliriz? Ethereum'da çok daha sert düşüş bakalım. Yani Bitcoin'e göre bir bakalım hangisi daha sert bir düşüş yaşamış. Hemen hemen arkadaşlar grafiklere bakın. Grafikler hemen hemen aynı. Fakat Bitcoin daha sert düştü. Bu bir gerçek. Şimdi burada da arkadaşlar şunu diyebiliriz ki bakın Bit, e, Ethereum'da ya kabaca 3000 dolar diyebilirsiniz siz buna. 3000 dolar üstüne bir yerleşme görmediğiniz sürece biraz daha orta vadede e, şey yapmayın arkadaşlar. Hani uçuyoruz kaçıyoruz deneyin. Haftalık bazda da aynen 3000. Bu zaten 3000'e geldiği zaman arkadaşlar aşağı yukarı şu da yani 3000 üzerine geldiği zaman bu da aşağı yukarı 70 bandına gelecek RSI'da. Bakalım o saatten sonra ne olacak? Hep birlikte bakıp göreceğiz arkadaşlar. Evet genel manada durumlar bu şekilde. Çok da uzatmak istemiyorum videoyu. 26 dakika olmuş. Lütfen ve lütfen bu az önceki 17 bin, 18 bin, 20 bin dolar bandını dinleyin. Tekrar tekrar dinleyin. Özellikle yani bunun kısa vadesi, uzun vadesi yok. Durumlar bu şekilde. Yani kısa vade trade yapan da dinlesin. Daha daha iyi iyi anlayın. İyi kavramaya çalışın. Uzun vade trade yapan da bence bir göz atsın tekrardan. Çünkü arkadaşlar önemli durumlardan bir tanesi. Daha da uzun vadede zaten neler düşündüğümü defalarca kez söylüyorum. Defalarca kez dile getiriyorum. Bunun dışında arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz bana çok destek olmuş olursunuz. Bildirimleri de açarak videolardan ve yayınlardan haberdar olursunuz. Udemy kursum ve Telegram gruplarımı açıklama kısmına bırakıyorum. Onun dışında daha fazla destek vermek istiyorsanız da katıl butonunu da aktif ettik arkadaşlar. Oraya da bir göz atabilirsiniz. Herkese bol kazançlar. İyi günler arkadaşlar.